Herkese yeniden merhabalar. Semizotundan iki muhteşem tarif vereceğim. İkisi de çok güzel, çok lezzetli ve de çok pratik. Şöyle bir kilo semizotunu temiz yıkadım. Şöyle bir kase kadar yapraklarını ayırmak istiyorum. Çünkü ikinci tarifimde lazım olacak. Salatasını yapacağım. Çok muhteşem, güzel bir salata olacak. Tam yaz aylarına yakışır bir salata. Hemen semizotları kenara aldım ve yapraklarını ayıklamaya başlıyorum. Semizotların uç kısımlarda tohumları var. Salatanın içine tohumların girmemesine dikkat edelim. Şöyle hepsini yapraklarından ayıklıyorum. Bu arada kanalıma ilk defa geldiyseniz kanalıma abone olup zil bildirimini açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak kanalımı büyütmemde bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Şöyle şu uç kısımlarında siyah siyah tohumlar oluyor. Mutlaka onlara dikkat edelim. Yemeğin içinde çok görünmeyebilir ama salatanın içinde görünmesi hoş değil. Şöyle görüntüde gördüğünüz gibi bir kase kadar yaprak ayırmamız yeterli olacak. Dallarını ziyan etmiyoruz. Onları da yemekte kullanıyorum. Hemen şöyle kararmış yerlerini ve biraz kök kısımları kalmışsa onları da kesiyorum. Ve semizotlarını biraz iri iri doğruyorum. Çok küçültmüyoruz. Zaten pişince küçülüyorlar. Bütün semizotlarımı bu şekilde doğruyorum. Çok kolay, çok pratik, çok da lezzetli. Her iki tarif de çok lezzetli. Biri ana yemek olarak, biri de salata olarak yiyebilirsiniz. Bütün semizotlarını doğradıktan sonra tencere ocağı aldım. Bir orta boy soğanı küp küp doğradım ve üzerine biraz zeytinyağı gezdiriyorum. 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı yeterli oluyor. Soğanların hafif rengi dönene kadar kavuruyorum. Tam bu aşamada isterseniz salçayı hemen ekleyebilirsiniz. Ben kavrulmuş salça kullanacağım için sonra ekleyeceğim. Soğanlar kavrulduktan sonra salçanızı ekleyin. Biraz kavurun, daha sonra semizotunu ekleyebilirsiniz. Semizotunu ekledim. 4 adet orta boy doğradım. Kabukları soyulmuş domatesi de ekledim. Bir büyük kapya biberi de, o da küp küp doğrayıp ekledim. Kavurmuyoruz. Hepsini böyle ekliyoruz. Bir kase dolu, yani 1,5 su bardağı kadar nohut ekliyorum. Haşlanmış nohut. Ve bir limonun yarısının suyunu sıkıyorum. Limon suyu çok yakışıyor. Denemenizi tavsiye ediyorum. Ve tuzunu da ekliyorum. Damak tadına göre tuzunu, baharatını ekleyin lütfen. Kırmızı pul biber ekliyorum. Bir dakika sonra kaynamaya başlayınca salçamı ekliyorum. Buraya kamera çekmemiş. Salçamı, bir tatlı kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı biber salçası kavrulmuş olarak ekledim. Dediğim gibi siz çiğ kullanacaksanız salçanızı, soğanı kavururken salçanızı da kavurup diğer malzemelerinizi ekleyebilirsiniz. Daha sonrasında kapağını kapattım. Pişmeye bıraktım. Tam 10 dakikada pişiyor. Çok uzun sürmüyor. Kısık ateşte pişirdim. Şöyle pişkinliğini kontrol etmek için hemen en sert, yani sap kısmından böyle hafif bastırıyoruz. Eziliyorsa pişmiş demektir. Kapağını kapatıp dinlenmeye bırakıyorum. Bu diğer yandan hemen ikinci tarife geçiyorum. İkinci tarifimiz için 2 su bardağı kadar, 2 su bardağı dolu dolu yoğurdu kaseme aldım. Üzerine 2 diş sarımsağı ezdim. 1 çay kaşığı tuzu hemen sarımsağın üzerine ekleyip iyice birbirine özleşmesini sağladıktan sonra, yani biraz ezdikten sonra yoğurtla birleştirdim ve üzerine ayıkladım. Semizotu yapraklarını da ekliyorum. 2 orta boy salatalığı soyup küp küp doğradım. Onu da ekledim. 1 su bardağı kadar mısır ekliyorum. Hazır konserve mısır kullandım bu sefer ve biraz nane kullanıyorum. Nane çok yakışıyor. Tamamen isteğe bağlı. Sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz. Nane hemen elimle ufaladıktan sonra
İçindeki kırıntıları da aldıktan sonra ekliyorum. Eklemek istediğiniz baharat varsa ekleyebilirsiniz. Mesela pul biber yakışabilir. Mesela reyhan yakışabilir. Tamamen damak tadınıza göre veya kurutulmuş maydanoz da yakışabilir. İyice karıştırıyorum ve servis tabağıma alıyorum. Gördüğünüz gibi ikisi de çok kolay, çok pratik, çok basit. İki güzel tarif verdim. Yaz aylarında ikisi de çok lezzetli oluyor, çok güzel oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hemen tabağımda düzelttikten sonra hafif bir çukur açtım kenar orta kısmında ve biraz zeytinyağı gezdirdim. Bu tamamen sunum için ve gerçekten zeytinyağı yakışıyor. Birazcık pul biber serpiyorum. Ben pul biberi seviyorum içinde. Hem görüntüsü de güzel oluyor. Ve salatam hazır. İster meze deyin, ister salata deyin, ikisinin de yerine geçiyor. Hemen ikisinin de tadına bakıyorum. Bu arada diğer yemeğim de dinlenmiş oldu. İki muhteşem semizotu tarifi verdim. İkisi de çok lezzetli ve buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olup zil bildirimini açıp videolarıma yorum ve beğeni yapabilirsiniz.